Bugün Ebu Bekir'le haremlik ve selamlık meselesini gündeme aldık. Böyle bir soruyla geldi. Ben de o soruya cevap vermeye çalıştım. Bunun kültürel bir mesele mi yoksa dini bir mesele mi? Eğer kültürel bir mesele ise dinden buna delil bulunup bulunamayacağını, eğer dini mesele ise şayet o zaman uygulama farklılıklarının gerekçelerini böyle teker teker ele almaya çalıştık. İnşallah faydalı olur düşüncesiyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Ebu Bekir. Nasılsınız abi? Ehlen bikum. Hamdolsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür abi. Allah razı olsun. Bahçenizde ağırlıyorsunuz. Estağfurullah. Bugün çok fazla duydum ama ne olduğunu tam anlamadım ve nasıl davranmamı da çok kestiremediğim bir konuyla alakalı bir soruyla geldim size. Haremlik, selamlık. Bu kavramın ne olduğunu, nasıl anlamamız gerektiğini tam çözebilmiş durumda değilim. Özellikle Amerika'da olmanın ama Türk bir komünitenin içinde yaşadığımdan dolayı da ve dindar bir ailenin içinde yaşadığımdan dolayı tam bu konuyla alakalı nerede durduğumu tam bilemiyorum. Bunu açıklayabilir misiniz? Senin yaşamış olduğun ailede bu türlü bir haremlik selamlık uygulaması katı, sert veya yumuşak bir şekilde mi uygulanıyor yoksa? Bu zamanla değişti bile diyebilirim. Okay. Hala katıya yakındır diye tahmin ediyorum. Ama mesela babaannemlerden gördüğüm, dedemlerden gördüğüme göre birazcık daha esnek yani eskisine göre. Yeah. Şimdi kavramlar önemli malum. Harem veyahut da selam, sonra haremlik, selamlık. Onun böyle kökenine indiğimiz zaman biz Osmanlı dönemine gitmek zorundayız. Osmanlı döneminde hane halkı içinde yaşamış olduğu ailede, geniş ailede sadece kadınlara mahsus olan mekana harem diyor. Erkeklere mahsus olan mekana da selam diyor. Haremlik, selamlık böyle çıkmış. Sonra bu mesela misafirliğe gidiliyor yine Osmanlılar döneminde. Kadınların o misafirlerle beraber birlikte olmuş olduğu alana haremlik diyorlar. Oraya mahrem olan insanlar girmiyor. Öbür tarafa erkeklerin kendi kendilerine işte oturup kalktığı, yediği, içtiği, muhabbet ettiği mekana da selamlık diyorlar. Dolayısıyla haremlik selamlığın kökeni biraz Osmanlı dönemindeki uygulamalara dayanıyor. Ve bugüne kadar da geliyor zaten bildiğiniz gibi. En azından kavram olarak geliyor. Uygulama olarak gelmese bile ya da uygulama biraz önce senin de bahsetmiş olduğun gibi yavaş yavaş gevşese bile ama kavramsal düzlemde kökeni ta oraya dayanıyor. Şimdi neden böyle kadınlar kendi işlerinde ayrı, erkekler kendi işlerinde ayrı, ister şimdi isterse daha önceki yıllarda oturmayı, eğlenmeyi, birlikte olmayı tercih ediyorlar dediğiniz zaman tabii ki burada hem böyle fıtrattan kaynaklanan gerekçeler var hem de o gerekçelerin dinle meşrulaştırılması var. Ama son tahlilde bu mevzu dini bir mevzu olmaktan daha ziyade kültürel bir meseledir. Yani belki en son söyleyeceğim sözü ilk başta söyleyeyim. Bu türlü bir ayrım, bu türlü bir birlikteliğin sonlandırılması, evet bu kültürel bir meseledir yoksa dini bir mesele değildir. Yani bunu derken şunu mu kastediyorsunuz? Dini ve kültür ayrımını yaparken mesela içki içmeme dini bir meseledir ve dini bir emirdir, dini bir yasaktır. Namaz kılma dini bir emirdir ve din kapsamı içerisinde değerlendirilir. Daha doğrusu dini dediğimiz bir noktada kendisine yer bulur. Namazdı, oruçtu, haçtı, içki içmemeydi, kumar oynamamaydı. Ama kadınların ve erkeklerin birbirlerinden ayrı bir yerde oturmaları, velev ki aralarında nikah bağı, nikah engeli olmasa bile böylesi kadınların ve erkeklerin bir arada oturmaları bu anlamda, demin söylemiş olduğum anlamda dini değil, kültüreldir. Ama din de bazı ayetlerden, bazı hadislerden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönü örf ve adetinden ve o dönemdeki tatbikattan hareketle bir meşrulaştırma ya da bir gerekçelendirme olmuştur. Bunu böyle çok baştan çok net bir şekilde belirlemiş olalım. Bize yani Kur'an'da erkeklere gözlerinizi uzaklaştırın diye emrediliyorsa bunu aynı anda ortamda oturarak bunu aynı anda bu emri nasıl gerçekleştirebiliriz yani? O güzel bir nokta ama istersen ben şunu tamamlayayım. Olur bu ayeti konuşalım. İstersen şunu tamamlayayım. Hani ben hem fıtri hem dini dedim ya. Evet. Pekala buradaki gerekçe aslında fıtırda kadın ve erkek arasındaki sınırların korunmasıdır. Bak bu tabii nature bir şeydir. Kadın ve erkek arasında dinle
alakası yok bunun. İslam'la alakası yok. Hristiyanlıkla, Yahudilikle veyahut da Brahmanizmle alakası yok. En ilkel kabilelerde bile insan topluluğunun var olduğu ve iki ayrı cins olarak var olmuş olduğu yerde elbette evvelde kadınla erkekler arasında bir sınır olmak zorundadır. Dolayısıyla bu haremlik ve selamlığın dayanmış olduğu en temel noktalardan, fıtrat bağlamında en temel noktalardan bir tanesi budur. Yani kadın ve erkek arasındaki o sınırların korunmasıdır. İkincisi, insanlar olarak bizler toplumsal bir hayatta yaşıyoruz. Nikah denilen olguyu biliyoruz. Efendim işte zina denilen olguyu biliyoruz. İnsanların karı koca münasebet içerisinde başkalarıyla aldatmaması, bir metresi hayatının olmamasını, ehemmiyetini biliyoruz, önemini biliyoruz. Evet, işte burada böylesi bir noktaya kapı açabilir diye, yani zinaya kapı açabilir diye, kötü zanlara kapı açabilir diye, toplum içerisinde dedikodulara ve dolayısıyla ailenin yıkılmasına kapı açabilir diye, bütün bunlardan dolayı bu haremlik ve selamlık uygulaması kendine yer bulmuştur. Yani eğer hakikaten bunların çok yoğun olarak yaşanmış olduğu bir toplumda yaşıyor iseniz şayet bunlara evet dersiniz belki de. Yani haremlik ve selamlık uygulamasına. Yani harama giden yolu iyicene tıkamak için. İyice kapatmak için. Set-i-zirai dediğimiz prensip. O zaman bu benim saymış olduğum bu meseleleri yani şöyle değerlendirebilir miyiz? İlla böyle bir nasıl diyeyim böyle bir iki tane veyahut da üç tane ana başlık halinde değerlendirecek olursak. Bir tarafta mahremiyet denilen bir olgu var. Değil mi? Aile içi sırları denilen bir olgu var. Öbür tarafta bir de toplumsal düzen var. Evet bence bir taraftan mahremiyete dayanıyor bu mevzu. Bir taraftan da toplumsal düzene ve insanların, ailelerin, toplumun bir arada birlikte yaşayabilmelerine dayanıyor. Pekala hani din bu konuda meşrulaştırıcı bir rol oynayabilir diyoruz ya. Pekala din bu konuda ne diyor? Din aslında şunu söylüyor. Dediğimiz gibi kadın erkek arasındaki sınırların korunması, fitneye, zinaya, dedikoduya ve toplumsal düzenin bozulmasına vesile olmaması şart ve kaydıyla kadın ve erkeklerin birlikte oturmasına zaten bir şey demiyor. Bir yemek münasebetiyle oturmasına, bir sohbet münasebetiyle oturmasına, bir iş arkadaşı şeklinde aynı ofiste çalışmasına bu türlü bir beraberliğe bir şey demiyor. Kur'an-ı Kerim'in demiş olduğu şey ya da İslami değerlerin ve ilkelerin demiş olduğu şey demin söylemiş olduğum şeyler ve bunlara kapı açılmamasıdır. Madem ki böylesi bir tarafta genel ilkeler var, öbür tarafta da böylesi bir zaruretler var ya da yapıla gelen yorumlar var. İşte bu ilkelerden hareketle, bu genel prensiplerden hareketle yorumlar devreye girmiştir. Yorumlar da ikiye ayrılıyor. Katı ve sert alabildiğine ya da biraz daha yumuşak ve biraz daha gevşek. Onun için haremlik ve selamlık uygulamasını çok katı ve sert bir şekilde uygulayan insanlar o yorumlara tabi oluyor. Dediğimiz gibi efendim yumuşak veyahut da gevşek bir şekilde uygulayan aileler ya da toplumlar ya da kültürlerde bu yorumlara tabi oluyor. Ama her ikisinin kökenine ait İslami değerlerde biz kendimize zemin bulabiliriz. Buradaki işte çok katıdan bahsettiniz bir de gevşekten bahsettiniz. O gevşekliğinde bahsetmiş olduğunuz sınırlar çerçevesi içerisinde bir hani sınır konması gerekiyor. Peki bu sınır günümüzde nedir? Şöyle diyeyim istersen. Hani eğer böyle üst üste gidecek olursak böyle değer nasıl diyeyim böyle bir temellendire gidecek olursak demin ki soruna cevap vereyim şimdi okay. Ondan sonra buna geleyim olur mu? Tamam. En son geleyim. Demin ne demiştin? Kur'an-ı Kerim erkeklere kadınlara karşı gözlerini kapamasını emrediyor. Aynı ortamda bulunmak zorundayız. Hani ve diyorsunuz ki kadın erkekle eğer bu kültürel bir meseledir. Kadın erkekle aynı ortamda olduğu zaman. Biz bunu nasıl hayata taşıyacağız? Bu emri nasıl yerine işte getireceğiz? Zaten mesele burada. İşte o sınır derken, o kırmızı çizgiler derken, zinaya, dedikoduya, toplumsal düzenin, aile düzeninin bozulmamasına, kapı açmaması şart ve kaydıyla derken bunu kastediyoruz. Pekala şimdi Kur'an-ı Kerim gerçekten de öyle diyor. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْ Burada muhatap erkekler ve Nur suresinde 30. ayet ilk defa erkeklere söylüyor. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar diyor. Yani gözlerini harama bakmaktan gözlerini sakınsınlar ve bakmasınlar diyor. Ve ferşlerini de bir sonraki adım ferşlerini de zinadan da korusunlar diyor. Bu onlar için daha arındırıcıdır diye de Kur'an-ı Kerim'de devam ediyor.
Bir sonraki ayet-i kerimede ise hemen kadınlara dönüyor ve قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Mümin kadınlara söyle, onlar da gözlerini haramdan sakınsınlar ve ferşlerini zinadan korusunlar ya da o noktaya kadar götürecek eylemlerden, davranışlardan sakınsınlar diyor. Dikkatini çekeceğim şimdi burada. Bakın sen sadece erkekleri söyledin, ben kadınları da ilave ettim. Nur suresi 30. ayet ve 31. ayet. İsteyen izleyicilerimiz açıp tefsirlerine de bakabilir burada. Her iki cinse de hitap ediyor. Neden? Çünkü eğer ortada bir gönül kayması olacaksa, eğer ortada bir zinaya gidecek yol olacaksa her iki tarafın da olması gerekmiyor mu burada? İşte bundan dolayı her iki tarafa da hitap ediyor. Çünkü bu türlü hisler karşılıklıdır. Tek taraflı olmaz. Tek taraflı olursa, hele hele bir de zina olursa ya da ailevi münasebet ya da cinsel münasebet olursa bunun adına zaten zina diyoruz biz. Öyleyse şehvet dediğimiz şey insanoğlundaki en keskin ve en güçlü uyarıcılardan ya da duygulardan bir tanesidir. İşte ayet-i kerime buna işaret ediyor. Burada mutlak manada kadın erkeğe bakmasın, erkek kadına bakmasın namahrem olan kişilere, yani nikah engeli olmayan birlikte olabilecekleri kişilere mutlak manada bakmasın diye bir şey demiyor. Harama neden? Bakmasın diye. Evet. Neden bunu diyor? Çünkü esas olan şey, harama götüren şey, o insanlara harama götürücü olan baştan çıkartıcı bakışlardır. Yani bir, hani Üstad Hazretleri de der ya, bir bakmakta bir öpmekte batma diye, aynen öyle. Bu bakışlar öyledir ki böyle bir zehirli ok gibi ya da keskin bir ok gibi muhatabının kalbine saplanır ve onunla başlar ilişkiler. İşte onun için Kur'an-ı Kerim yani gözlerini o bakıştan saklasınlar, yoksa mutlak manada bir bakmama değil. O zaman şunu diyebilir miyiz senin soruna cevap olarak? Söz konusu olan baştan çıkartıcı bakışlardır. Söz konusu olan şehvani duygular ve düşüncelerle bakışlardır. Söz konusu olan insanları o noktaya götürecek olan ilk adımdır. Yoksa iş arkadaşlığı içerisinde ortak bir proje yapıyorsunuz, aynı mekanda çalışıyorsunuz. O sınırları korumak ve şart ve kaydıyla tabii ki, bakın tabii ki münasebet olacak, tabii ki bakmalar tam olacak. Tam iş arkadaşı dediniz, ben de ondan size bir soru sormak istiyorum. Okay. Amerika'daki, bu yurt dışında da büyük ihtimalle böyledir. Amerika'daki evlenen çiftlerin çok 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 yüksek bir oranı çalıştıkları yerlerde tanışıyorlar. Yani insanlar çalışma ortasında çalışıp ondan sonra evleniyorlar. Demek ki bu ilk başta iş arkadaşı olarak başladıkları bakışlar başka bir yere dönmüş sonradan. Buraya gitmemesi için, hani bu evlilik çerçevesi için olacaksa zaten bir sakınca yok. Ama başka bir şeylere gitmemesi için önünü kesmek amaçlı ne kadar hassas davranmamız gerekiyor? Bence çok hassas davranmak gerekiyor. Dediğiniz gibi son tahlilde at the end of the day evliliğe doğru giden ve aralarında ciddi, yani ciddi bir ilişki kuruyorlarsa bu tanışmalarda herhangi bir mahsur yok zaten. Yani tarihe bakın isterseniz bu gözle, bizim kendi kültürümüz içerisinde hep bu türlü bakışmalarla, hep bu türlü ne bileyim münasebetlerle insanlar birbirleriyle tanışmış, evlenmiş değil midir? Çeşme başında su doldururken tesisine, hani hep böyle Yeşilçam filmlerde izlerdik. Ne bileyim tarlada çalışırken falan, ya bunlar zaten hayatın tabii akışı. Burada söz konusu olan daha ötesine, yani insanları zinaya götürecek, aile yuvasını, toplumu bozacak, ahlakını bozacak olan şeylerdir. Burada da insan ancak kendisini bilebilir yani. Tabii ki kendisi belirleyecek abi bunu. Yani burada hakem siz ne derseniz deyin son tahlile kendisidir, ama o siz ne derseniz deyin noktasında bir de zeminin iyi bir şekilde etüt edilmesi, iyi bir şekilde hazırlanması, yani bu türlü ilişkilere gel yapan bir zeminin de olmaması gerekir. Mesela bunun için ne yapılabilir? Tamam böyle bakmayacağız, ama o zaman 3 tane şey söyleyebilirim. Yani Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu, İslami değerlerin ortaya koyduğu çerçeve içerisinde. Bunlardan bir tanesi kesinlikle giyim ve kuşamdır. Giyim ve kuşama elbette ki hem erkek hem kadın dikkat edecek. O giyim ve kuşam o sınırların dışına çıkarsa, yani gel yapan bir çerçeve içerisinde bir giyim ve kuşam olursa, siz istediğiniz kadar bakma deyin veyahut da bakmamayı merkeze koyun, zaten o hal ve tavırlar, öyle demeyeyim de o giyim ve kuşam, hal ve tavırları ikinci olarak söyleyecektim, o giyim ve kuşam tabii ki sizi celbeder. Zaten gel diyen bakışlar olmasın derken kastettiğim buydu. İkincisi neydi? İkincisi ise davranışlardır. Onu demin söylediğim için söylüyorum. Yani
o zeminin hazır edilmesi, efendim bir taraftan giyim ve kuşamın net bir şekilde yapılmasıyla, yani insanları malayaniyata, insanları şehvaniliğe teşvik eden ya da celbeden, cezbeden bir çerçeve içerisinde olmaması lazım. Hal ve tavır ve davranışların da ölmemesi lazım. Yani ben öyle insanlar biliyorum ki, İzmir'de yaşadığım yıllarda biliyorum, çarşaflı bir insanla, bir kadınla belediye otobüsünde tanışıyor ve o çarşaflı kızcağızın tavırlarıyla, bakın tavırlarıyla, gel bir şekilde beni bul diyebileceğim tavırlarıyla sonra evlilik gerçekleşti. Yani nasıl oldu abi, çarşaflı İzmir gibi bir yerde ellerinde elde var, gözünde peçe var, şey yüzünde peçe var, gözünde güneş gözlüğü var ama o tavır ve davranışlar o insanı celbetti. Evlendiler de, Allah mutlu mesut bahtiyar eylesin, ama dikkatini çekiyorum, yani mesele sadece giyim kuşam değil anlamında bunu söylüyorum. Amin. Hal ve tavırlar da insanları cezbi celip edebilir. Bir de üçüncü bir şey söyleyebilirim bu konuda, İslami değerlere dayanaraktan yalnız kalmama. Bizim halvet dediğimiz şey. Yani insanların, kadın ve erkeğin birlikte, hele hele böylesi bir yapıda iseler, böylesi bir konumda iseler, evet, bir de yapıda yalnız kalmamalarına özellikle dikkat etmek zorundalardır. Hani ateş barut tabirini duymuşsunuzdur, evet. Benzin kibrit tabirini duymuşsunuzdur. Kadın ve erkek arasında, hele şehvani hislerin çok yüksek olduğu dönemlerde, yaşlarda yalnız kalmamada, diğerleri için de, başka zamanlar için de öyle ama bu da önemlidir. Pekala, günümüzde bu uygulanabilir mi? Hani haremlik ve selamlık diyoruz, sabahtan beri konuşuyoruz, evet. Kültürel diyoruz, dini değil diyoruz, bir takım değerlerini söylüyoruz. Şimdi bence burada bir kere kültürel farklılıkları mutlaka nazar itibara almak lazım. Yani modern bir dünyada yaşıyoruz. Yani Amerika için konuşuyorum, Avrupa için konuşuyorum. Hatta diyebilirim, mesela ben Mısır'da bulundum, Ürdün'de bulundum. Mısır'da İslam ülkesi, Ürdün'de hakeza İslam ülkesi, kadın ve erkek arasında bu kadar net bir separation'ın, bu kadar net bir ayrımın haremlik selamlık çizgisinde olmadığını gördüm orada. Gel bizim Türkiye'ye, hani sen de dedin, bizde de yoktur ki, Anadolu insanında yoktur. Belki bazı cemaatlerde var, bazı efendim yapılarda var. Neden? İşte demin söylediğim bu ayeti kerimelere, efendim kadın ve erkek yalnız kalmasın, işte onu dolduran üçüncüsü şeytandır ve benzeri. İşte bu ayetler veyahut da hadis-i şeriflere getirilen yorumlar var. Bu yorumlardan hareketle efendim bazı camialarda, bazı cemaatlerde, bazı yapılarda böyle çok keskin ve katı ve sert bir şekilde uygulanmış. Beri tarafta ama genel Anadolu kültürüne baktığınız zaman bu anlamda, yani bu çerçevede bu kadar katı ve sert bir uygulamanın olmadığını rahatlıkla görebilirsiniz. Ama mesela Afganistan'a gitmedim ama televizyonlardan takip ettiğimiz kadarıyla, haberlerden okuduğumuz kadarıyla orada bunun belki en koyu tonu uygulanıyor. Öyle değil mi? Sudan'a gitmedim ama hakeza benzeri şeyler olabilir. Dolayısıyla İslam ülkelerinde de o kültürel genetik mi diyeyim artık, yani kültürel genlerden gelen, örf ve adet, gelenek, görenek haline gelmiş şeylerden gelen harekette farklı metotlar veyahut da farklı uygulamalar olabilir. Amerika'daki bir örnekten benim aklımda senelerden beri var. Acaba bu ikiyüzlülük mü diye aklımda hep takılıp kalıyor. Mesela bir coffee night oluyor veya başka bir event oluyor, bir şey oluyor. Amerikalıların da olduğu bir ortamda. Orada biz çok moderniz, bak aslında biz daha yenilikçi bir cemaatiz diye şey yapabilmek için. Orada kadınlar da var, erkekler de var, Türklerden. Amerikalılar da var. Herkes muhabbet ediyor, sohbet ediyor, konuşuyor, hiç problem yok. Ama Amerikalı ortamdan ayrılır ayrılmaz sanki başka bir dünyaya girmişiz gibi bir haremlik selamlık oluyor. Bu bana ikiyüzlülük müdür yoksa olması gereken bu mudur diye ben hep kafamda bir... Vallahi işte bu... Bizim nesille sizin nesil arasındaki fark. Biz aslında öyle bir ortamda büyüdük. Dolayısıyla bizim için doğal olanı o. Coffee night'ta veyahut da ne bileyim bir programda istisnai olarak onu uyguluyoruz. Zaruret kapsamı içerisinde değerlendiriyoruz. Ve dolayısıyla o dükkan kapandığı zaman hemen tekrar kendi dükkanımızı açıyoruz tabiri evet. Caizse. Ama size gelince sizin için doğal olanı o. Dolayısıyla böylesi bir ortamda anne babalarınızın böyle davrandıklarını görünce diyorsunuz ki, yani bu ne perhis, bu ne lahana turşusu diyorsunuz. Yani ben sadece çıkıştım. Bizim babalarımız, annelerimize burada suç atmıyorum. Çünkü bizim yaşımızdaki insanların yaptığını defalarca gördüm bunu. O yüzden. O zaman işte o demek ki
ailesinden almış olduğu o kültürel kodları çok evet. çok 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 iyi benimsemiş. O benimsediğinden dolayı o da babası ve annesinin zihniyeti içerisinde meseleye bakıyor. Ama onu benimsemeyen, içinde yaşamış olduğu kültürel ortama bağlı olarak daha farklı bir metodolojiyi, daha farklı bir uslubu benimseyen insansa bunu istisnai olarak görüyor ve dolayısıyla diğerini belki bir riyakarlık olarak da değerlendirebiliyor. Ama bu kültürel farklar önemli, zira biz bu dünyada yaşıyoruz ve bu dünyanın insanıyız. Belki sizin aileleriniz, ben tanıyabildiğim kadarıyla, ya da bizim aile bu ölçüde bir Amerikalılarla veyahut da ne bileyim dış dünyada kadın erkek beraberliğinin hakim olduğu bir sosyokültürel ortamda o insanlarla çok sık bir araya gelmiyoruz. Yani gündelik hayatımız öyle geçmiyor. Her ne kadar Amerika'da yaşasak bile belki bir Turkish community içerisinde yine körler sağırlar birbirine ağırlar felsefesiyle hayatımızı sürdürüyoruz. Üç kelime İngilizce konuşmadan aylar geçebiliyor ama sizin için öyle değil ki. Siz her an hayatın içindesiniz. Onun için bu farklılığı veyahut da bu dilemmayı içinize yaşamanız gayet doğaldır. Ama söyleyeceğim şey şu, kültürel bir farklılık var ve o kültürel farklılık, o sosyokültürel farklılık, işte ne bileyim isterseniz modern deyin, isterseniz postmodern deyin, isterseniz başka bir hayat modeli deyin, ne derseniz deyin, son tahlilde bunlar sizin dediğiniz gibi o birlikteliği zaruri kılan unsurlarla dolu. Ama bir de dediğim gibi İslam'daki o yorum farklılığı, ayetlere, hadis-i şeriflere getirilen yorumlardan hareketle, hani dedim ya katı ve sert, yumuşak ve gevşek, bazıları onu benimsiyor, bazıları onu benimsiyor. Bunu da normal karşılamak lazım. Çünkü son tahlilde içtihadi bir görüştür ve o içtihadi görüşlerde tek doğru yoktur. Son söyleyeceğim şey şu, bu eksende, bu çerçevede her halükarda biz insanların veyahut da ailelerin şahsi tercihlerine saygı göstermek zorundayız. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte kadınlarla oturup konuştuğu, kendisine soru sorulduğu zaman cevap verdiği, muhabbet ettiği, yani muhabbet derken böyle hakiki şeklindeki bir muhabbet değil. Soru cevap ortamında, mescitte veyahut da ne bileyim bir davette ya da bir yolda ya da bir mezarlıkta görüştüğüne ve konuştuğuna dair onlarca beyan var. Onlarca beyan görebilirsiniz. Savaşta kadınlar yararlılıkları göstermiş değil mi? Bedir'de, Uhud'da vesaire. Nasıl göstermişler? Yani orada kadın erkek beraberliği içerisinde. Tabii ki cephe gerisinde. Ama efendim yaraları sarmışlar. Ama yemek pişirmişler. Ama su taşımışlar. İhtiyaçları görmüşler. Şimdi bunları dile getirip neden böyle yapıyorsunuz? Bak Efendimiz zamanında da böyle falan demeyi de ben şahsen çok doğru bulmuyorum. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında böyle ve zaten yumuşak ve o gevşek yorumu yapan veyahut da o tipi tercih eden insanlar bunlara dayanıyorlar. Öyleyse şunu söyleyebilirim. Şahsi tercihin esas olduğunu, ailevi tercihin esas olduğunu da unutmamak lazım. Misafirliğe gittiniz ya da size misafirliğe geldi. Misafirliğe gittiniz, o aile neyi tercih ediyorsa, kendilerini nasıl rahat ve comfortable hissediyorlarsa bence orada uymalı, neden böyle değil dememeli. Onlar size geldikleri zaman siz de kendi aile düzeninizi uygularsınız ama onların isteklerini, arzularını ya da uygulamalarını bildiğinizden dolayı belki siz de sizin evinizde öyle yapabilirsiniz. Bu tamamıyla şahsi tercih meselesi. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettiğiniz zaman aklıma şu geldi. Efendimizin eşleriyle alakalı onlara bir hitapta bulunacağı zaman, bir soru sorulacağı zaman perdenin arkasından evet. konuşulması emredilmiş. Peki bunu nasıl bu çerçevede oturtacağız? Ya bizim benim çocukluğumdan beri hep duyardım ben bunu böyle. Yani daha doğrusu belli bir zihniyete vakıf olduktan sonra minberai hicab, minberai hicab. Bunun uygulandığı zamanları da gördüm Türkiye'de. Minberai hicab demek aslında böyle perde gerisinden sorun. Bu aslında bir ayet-i kerime. Yanlış hatırımda kalmadıysa Nur suresinde geçiyor bu ayet. Hazreti Zeynep validemizle evliliğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam velime veriyor. O yani düğün yemeği veriyor. Ama bir takım insanlar düğün yemeğinden önce düğün yemeği verilecek haneye giriyorlar ki zaten o günün toplumunu düşünün. Bir göz odağı ve Allah Resulü Aleyhisselam orada yemek yediriyor insanlara. O insanlar yemek vaktinden önce gelmişler, bu bir. Arkasından yemek yenilmiş, sonra yemekten sonra da çok uzun bir zaman oturmuşlar. Yani hele bir ellerin içlerinde üç kişi var ki muhabbetleri hiç bitmemiş. Ama o nezaket abidesi, o zerafet abidesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ne niye erken geldiniz demiş, hazırlık yapıyorlar çünkü, ne de hadi kalkın gidin demiş, onu dememiş.
Ayet-i kerime bunun için inmiş. Ayet-i kerime de o ayet-i kerimenin başında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam size izin vermeden daha önceden gelip yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Bakın bu kadar detay var orada. Önceden gelip yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Yemeğe çağrıldığınız vakit gidin. Yemeğinizi yedikten sonra da hemen dağılın. Bakın yemeğinizi yedikten sonra da söze dalmayın, muhabbete dalmayın, dağılın. Belki bu davranışınız Allah Hazreti Peygamber rahatsız ediyor ama onu söylemeye çekiniyor. Ama Allah hak ve hakikati söylemekten çekinmezler o ayet-i kerimenin başında. Yani şunu görüyorsunuz. Bedevi bir toplumu nereden almış, nereye getirmiş ve adeta bir adab-ı muaşeret görgü kurallarını öğretir tarzı ayet-i kerime çok net bir şekilde geliyor. O ayet-i kerimenin devamında da şu var. Diyor ki ayet-i kerimenin devamında peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde perde arkasından isteyin. Perde arkasından isteyin derken burada perde illa böyle bir ne bileyim içten dışarıya, dışarıdan içeriye göstermem bir perde olması şartıyla. O günkü ortam içerisinde. Bu kapı da olabilir, başka şey de olabilir. Pekala niye? Çünkü hani diyoruz ya bakın bu bedevilerden bahsediyor. O bedeviler bir göz hanede insanların oturmuş olduğu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahil, Hazreti Ayşe, Hazreti Zeynep dahil oturduğu bir yerde belki sallapati giriyor içeriye. İzin almadan giriyor içeriye. Onun için üç defa tıklatın falan beyanı da vardır yani. Neden? Çünkü yani şöyle düşün Ebu Bekir. Gölgede 60 derece hararetin olduğu bir yerde, sıcaklığın olduğu, efendim air condition'ın olmadığı bir yerde kadın o bir göz odasında nasıl bir kıyafet içerisinde oturabilir? Evet. Ve sen geliyorsun o bedevi halinle tak giriyorsun içeri yani insaf kardeşim. İnsaf. Evet. Dolayısıyla belki çok uygunsuz bir giyim kuşam içerisinde onu göreceksin. Görmemen gerekli olan bir şekilde göreceksin. Dolayısıyla orada hani mahremiyet dedik ya başta. Evet. O mahremiyete vurgu yapıyor orada. Peygamber hanımlarından bir şey isteyecekseniz şayet perde arkasına isteyin. Neden? Çünkü sizin kalpleriniz belki onların kalplerinde tertemiz kalması ancak böyle mümkün olur. Veyahut da buna benzer bir beyan var ayet-i kerimenin devamında. Nur suresindeki bahsettiğiniz ayetlerin devamında da kadınların nasıl giyinip kuşanmalılar alakalı bayağı detaylı hemen o bahsettiğiniz ayetlerden hemen sonrasında o da geliyor olması. Sadece iki erkek olarak konuşuyoruz ama biraz ilk evet ilk emir erkeklere verilmiş. İstediğiniz gibi davranamazsınız diye bize emir verilmiş. Ama kadınlara da çok büyük bir sorumluluk yüklenmiş gibi geliyor. Yani tabii bu kadar detaylı olarak nasıl giyinmeleri, kuşanmaları gerektiğine kadar detaylı bir ayet geliyor olması aslında biraz da bunun i̇şte altını çiziyor. Yani. Zaten yani İslami değerleri böyle bir şey maddeler halinde toparlayacak olursak giyim, kuşam, davranış ve yalnız kalmamaya özen göstermeleri gerekiyor meselesi. Bundan dolayı üst başlık olarak söylenebilir. Bu, Efendimizin bahsettiğiniz olaydan sonra direkt bizim Ammar diye bir arkadaşımız var. Belki tanıyorsunuzdur. O arkadaşın birazcık tavrı aklıma geldi. Direkt Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in herhalde örnek aldı. Yani misafir ağırlamayı çok sever kendisi. Güzel de yemek yaparlar. Eşine de yardımcı olur bayağı. Güzel yemek yaparlar. Ama şeydir, şu saatte geliyorsunuz, çayınızı, tatlınızı içtikten sonra çıkıyorsunuz çok diye. Çok iyi. Demek çok şeydir. Bunun süresin gibi ayeti uyguluyor demek ki. Gayet güzel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle sünnet. Şöyle bitireyim Ebu Bekir. Mahremiyet ve toplumsal düzenin sağlanması, haremlik ve selamlık noktası temel iki ana noktadır. Kültürel bir meseledir. Kültürel olarak bizim toplumun örf adetine girmiştir ama dini ayet-i kerimeler veyahut da hadis-i şeriflerle, yorumlarla katı ve sert uygulamalara da, yumuşak ve gevşek uygulamalara da konu olabilecek şekilde temellendirmeler yapılabilir ve bulunabilir. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim.